Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün yine Zanteres hakkında konuşacağız Zanteres neden bilgi seçti Big'de ne yapacak, maaşı ne e, Bunları anlatacağım Tabi kendi tahminime göre bunlar e, Ondan önce şöyle bir tweet atmış Tabzen Aynı takımda biliyorsunuz ki Zanteres'e övgü dolu mesajları atmış Eee yani burayı çevirmek isterseniz Twitter'dan çevirebilirsiniz. Kısaca övgü yağıyor yani. Bu arada bu yılın en çok kazanan e-spor oyuncuları videosu gelecek yakında. Eğer ondan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Şimdi videonun konusuna geçelim. Ee, e, Zanteres'e bildiğiniz gibi çok büyük takımlardan teklif geldi. Ve bildiğim kadarıyla FaZe'den de teklif geldi. Neden FaZe'i kabul etmek yerine Big'i kabul ettim. Ee, Zantees buradan hani ne yaptı neden böyle oldu bazıları diyor ki hani sevgilisi yüzünden kabul etti o da Almanya'da yaşadığı için ama bence farklı sebepleri var ee, Ben bunları anlatacağım bu videoda tabi siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın Eğer Feyzi Fayzi edildi dediğiniz gibi Fayde bildiğiniz gibi çok yıldız oyuncular var dünyaca tanılan e, ve Zanteres bunların arasında oyuncaktı haliyle. Ve bunun bir eksi yanı var. Eğer Zanteres biraz oynamamaya başlasa yani formdan düşse takımdan da düşecekti. Yani her zaman daha sıkı çalışması gerekiyor. Tabi bu demek olmuyor ki Big kötü bir takım. Hayır Big de çok iyi bir takım. Ama Face daha iyi. Çünkü dünyaca tanınan bir takım olduğu için yani daha çok çalışması gerekecekti. Ve diğer oyuncularla rekabeti daha güçlü olacaktı. Çünkü diğer oyuncular da çok iyi oynayan oyuncular. Tabi Big'de de çok iyi oyuncular var ona bir şey demiyorum. Ama Zanteres'in Big'e gitme amacı takımın yıldızı olmak. Eğer yıldız olmak gibi bir amacı olmasaydı Feyzi seçerdi ama biraz geri planda kalma ihtimali vardı. Çünkü takıma alışması uzun sürebilirdi. Ya da takıma hiç alışamazdı. Belki formdan düşe düşecekti ve daha kötü bir takıma gitmek zorunda kalacaktı. Ve bu yüzden bence Big'i seçti. Yani e-spor kariyeri bile bitebilirdi eğer çok kötü oynamaya başlasa. Feyzi e alışamayıp. Ama para için de kabul edecek olsaydı kesinlikle FaZe'i kabul ederdi. Neden derseniz FaZe bilindiği gibi global bir takım. Yani tüm dünya tanıyor. Ve bu yüzden sponsorları da daha fazla. Ee, sponsorların daha fazla olması Zantelesin daha fazla kazancı anlamına geliyor. Hem de daha fazla kariyeri olurdu. Daha fazla insan tarafından tanılırdı. Ama bence doğru bir seçim yaptı big'e giderek. Hem takımda daha üst seviyede kalacak. Hem de belki bundan sonra daha iyi takımlara alışacak. Buradayım takım iletişim konusunda biraz kendini geliştirir. Yani bu yüzden gayet mantıklı bir seçim. Evet şimdi diğer konuya geçelim. Bakalım Zanteres'in maaşı ne kadarmış tahmini olarak. Zanteres bu sene 2018'de 106 bin dolar kazanmış. Bu ne kadar hemen bakalım şöyle. 106 bin dolar 560 bin lira. Lira söyleyemedim. Ee, 560 bin lirayı da şöyle 12'ye bölersek aylık ne kadar kazanıyor? Yani aylık 46 bin lira. Bir e -sporcuya göre çok iyi bir rakam. Aylık 46 bin lira ortalama şeyi var, geliri var. Tabi sponsorları bunun içinde değildir. Sponsorları da var. Twitch yayınları yapıyor. Daha fazladır yani anlayacağınız. Yani e, zaten bayağı üst seviye kazanan bir oyuncu. Ve bunu Türkiye'de yapıyordu. Bu takımın maaşı yok galiba bunun içinde. Bilmiyorum emin değilim. Turnuvalardan kazandığı sadece. Bir de takım maaşı falan eklenince. Yani şu an bir de yabancı ülke gitti. 2019'da bence çok artar. Zanteres'in geliri. Tabii ki artsın yani. Ve sizce hak ediyor mu? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Bana kalırsa her türlü hak ediyor. Çünkü bayağı temsil etti ülkeyi ve her gün CSGO oynuyor, her zaman çalışıyor. Eee ülkemizlere birinci gördüğünüz gibi. Şimdi geldik tahmini maaşa. E, Big'de ne kadar maaş alacağını. Şöyle bir hele TV'de konu açılmış. CSGO oyuncuları 5.000 ile 40.000 dolar arası maaş alıyor diye aylık olarak. Tabii ki bunlar doğru. Hatta şöyle bir haber var bunun yanında. CSGO videosu diye bir sitede. Ee, bir G2, G2, oyuncusu 29 bin dolar maaş aldığını kabul ediyor galiba. Tam okumadım içeriği ama e, bunu Twitch yayında söylemiş diye biliyorum. 29 bin dolar ve G2 oyuncusu. Yani Zanteles'in de onlardan eksik bir yanı olmadığı için bence Zanteles'in orada tahmini maaşı bana göre yani. Aylık en az 8 bin dolar. Bu da yıllık 96 bin dolar yapıyor. Yani sadece maaşı turnuvalardan kazandığı parayla aynı olacak bu sene. Ee, bunun dışında tabii farklı şeyler de var. Artık sponsoru daha fazla olacak. Çünkü Türkiye'de, tanı Türkiye'de tanılmıyor. Orada tanılıyor. Daha iyi markalar var orada. Ve daha fazla maaş verecekler ona. Yani bu yüzden bence gitmesi gayet iyiydi. Ve hak ediyor da. Yani bunun dışında benim diyeceğim bir şey yok. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.